İki doz Sinovac aşısı olduk. Şimdi üçüncüsünü ne olalım? Herkesin sorduğu bu soru. Acaba BioNTech mi olsak veya üçüncü dozu da yine Sinovac aşısı mı olalım? İşte bu soruların cevabını verebilmek için sizler için bu videoyu yapmaya karar verdik. Öncelikle Sinovac aşısı ile BioNTech aşısının ne olduğunu bir bilmek lazım. Bir kere BioNTech aşısı Pfizer firmasının çıkardığı bir aşıdır ve mRNA temelli bir aşıdır. Ne oluyor bu mRNA aşılarında? mRNA yani bu koronavirüs mikrobunun antikor oluşturan protein kısmını mRNA kodluyor ve mRNA vücudumuza veriliyor ve bu mRNA vücudumuzda o proteini sentez edip antikor oluşturmasını sağlıyor. Yani mRNA temelli bir aşıdır. Çin aşısı Sinovac ise formaldehitle inaktive edilen ölü bir aşıdır. Yani iki aşıyı bu şekilde anlatabiliriz. Aşıların etkinliğine gelince BioNTech aşısı hakkında bildirilen etkinlik %91 ila 96 arasında bildirilmektedir. Çin aşısı Sinovac'ın etkisi ise %83 ila 91 arasında bildirilmektedir. Ama her iki aşının da ölümcül reaksiyonları önlemedeki başarısı %100 olduğu bildirilmektedir. Peki aşıların yan etkileri neler oluyor? Bir kere Çin aşısı, Sinovac aşısı aşı yapılan yerde bir ağrı, şişlik olabiliyor, ateş olabiliyor, baş ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler olabiliyor. Bu belirtiler aslında her iki aşıda da olabiliyor. Ama bilinmeli ki BioNTech aşısında yan tesirler Sinovac aşısına göre biraz daha fazla oluyor. Sadece BioNTech aşısı özellikle içinde polietilen glikol denilen bir madde var. O maddeyi içeren ilaçlara karşı bir alerjiniz daha önce gelişmişse o zaman BioNTech aşısı yapılmamasında fayda var. Çünkü bu BioNTech aşısının içinde de bu mRNA vücuda verilirken kullanılan polietilen glikol maddesi var. Bu sebepten dolayı daha önce polietilen glikol içeren ilaca karşı alerjiniz varsa BioNTech'e karşı da alerji geliştirme potansiyeliniz yüksektir. Çünkü şimdiye kadar oluşan bu BioNTech'e karşı alerjiler de öyle olmuş. Yani daha önceden ilaç alerjisi olanlarda gelişmiş alerjik reaksiyon. Çin aşısında ise genelde alerji riski çok fazla değildir. Genelde nadiren ürtiker dediğimiz kurdeşen vakaları bildirilmiştir ama önemli bir alerjik reaksiyon ortaya çıkmamıştır. BioNTech aşısının kalp iltihabı yaptığıyla alakalı bilgiler vardır. Özellikle bu kalp iltihabı BioNTech aşısına karşı ve Moderna aşısından sonra ortaya çıktığı bildirilmiştir. Peki BioNTech aşısı herkes de mi yapıyor kalp iltihabı? Hayır. Genellikle 30 yaşın altındaki erkeklerde kalpte iltihap yaptığı bildirilmiştir. Yani 30 yaşın üzerindekilerde böyle bir yan etki yok veya 30 yaşın altında da olsa kadınlarda da böyle bir yan etki yok. Daha çok 30 yaşın altında erkeklerde bildirilmiş. Peki bu yan etki o kadar çok sık mı? Hayır. Yani bu sıklığına bakarsak 100 bin dozda sadece 6 vaka olarak bildirilmiş. Yani çok da böyle herkes de kalp iltihabı yapıyor diye bir şey yok. Onun için kalp iltihabı yapma riski oldukça düşüktür. Onun için faydaları zararına göre daha fazladır. Kalp iltihabı yaptı diyelim, genellikle ilaçlarla tedavi edilen bir durum ortaya çıkmıştır. Yani miyokardit olan, perikardit olanlar genellikle ilaç tedavisiyle düzelmişlerdir. Onun için miyokardit veya kalp iltihabı yapıyor diye hemen endişelenmemek gerekiyor. Aşı karşıtlarının oyununa gelmemek gerekiyor. Ama Sinovac aşısı yani Çin firmasının Sinovac aşısında böyle bir yan etki ortaya çıktığı bildirilmemiştir. Kanda pıhtılaşma yan etkisine gelince BioNTech aşısı kanda pıhtılaşma yapabileceğine yönelik bildiriler de vardır vaka bazında. Daha çok bu kalpte pıhtı yapma AstraZeneca'nın aşısında bildirilmiş. Yani bu BioNTech'te genelde bildirilmemiştir. Türkiye'de zaten diğer pıhtı yapan aşılar Türkiye'de yoktur zaten. BioNTech aşısı da çok nadiren. Bu
1 milyon dozda 2 kişide bildirilmiş ve daha çok da 18 yaş ile 50 yaş arasındaki kadınlarda pıhtı yaptığı bildirilmiş. Çin aşısı Sinovac'ın kanda pıhtı yapma riski yoktur. Peki mutasyona karşı, bu delta mutasyonu diye bir mutasyon çıktı. Bu delta mutasyonuna hangisi daha etkili? Yapılan çalışmalarda delta mutasyonuna karşı genellikle BioNTech aşısının %90 civarında etkili olduğu bildirilmiş. İsrail'den yapılan açıklamaya göre %70 olduğu bildiriliyor delta mutasyonuna karşı etkisinin. Çin aşısının ise genellikle bu delta mutasyonuna karşı etkisinin 2-3 kat daha az olduğu bildirilmiş ama 3. doz yapılınca delta mutasyonuna karşı da etkili olduğu bildirilmektedir. Netice olarak her iki aşıda en az %70 olarak delta mutasyonuna etkili olduğu bildirilmiş ama bu delta mutasyonuna BioNTech'in etkisi daha fazlaymış gibi görülmektedir. Peki Sinovac aşısına karşı alerji gelişmişse BioNTech yapılabilir mi? Evet yapılabilir çünkü bunların metodolojileri farklıdır. Onun için Sinovac aşısına karşı bir alerjik reaksiyon gelişmişse BioNTech aşısı yapılmalı ancak hastane ortamında yapılmalı. Yapıldıktan sonra en az bir 40 dakika hastane ortamında beklemenizde fayda vardır. Kimler BioNTech aşısı olmamalı? İlaç alerjiniz varsa özellikle içinde polietilen glikol maddesine karşı bir ilaç alerjiniz daha önceden gelişmişse o zaman BioNTech aşısı yerine Sinovac aşısı olmanızda fayda var. Veya mast hücre hastalığı olan mastositozunuz varsa o zaman yine BioNTech yerine Sinovac aşısı olsanız daha iyi olur. Bunun dışında BioNTech'e karşı daha önce BioNTech 2 doz yapılmışsanız zaten bu yol 3. doz BioNTech yaptırmanıza gerek yok çünkü BioNTech aşısının etkinliği uzun sürüyor. Alerjik hastalığı olanlar hangi aşıyı yaptırsın? Eğer astımınız, alerjik nezleniz, egzamanız, besin alerjiniz, arı alerjiniz varsa bir kere her iki aşıyı da yaptırabilirsiniz. Yani Sinovac'ta, BioNTech'te olabilir. Sadece içinde polietilen glikol maddesi olan ilaç alerjiniz varsa o zaman BioNTech yerine Sinovac yaptırmanızda fayda var. Sadece bir de mast hücresi hastalığı olan mastositoz hastalığınız varsa yine BioNTech yerine Sinovac aşısı olmanızda fayda var. Daha önceden aşıya karşı bir reaksiyon yaşamışsanız, mesela Sinovac aşısına karşı bir aşı reaksiyonu yaşamışsanız o zaman BioNTech olabilirsiniz. Veya BioNTech aşısı olmuşsanız ve reaksiyon yaşamışsanız yine başka bir metot olan Sinovac aşısı yapılabilir. Ancak aşıdan sonra en az 40 dakika hastane ortamında kalmanızda fayda vardır. Sonuç olarak toparlayacak olursak 2 doz Sinovac aşısı yaptırdık. 3. dozunu hangisini yaptıralım? Bir kere Sinovac aşısının etkisinin uzun süre sürmemesi, BioNTech aşısının daha etkili olması ve BioNTech aşısının kalp iltihabı yapma riski 30 yaşın altındaki erkeklerde olması ve daha çok da 2. dozdan sonra ortaya çıkması ama bunun da sıklığının oldukça az olması ve BioNTech aşısına karşı gelişen pıhtı olayının da 18 ila 50 yaş arasındaki kadınlarda olması ve oldukça nadir, milyonda 2 gibi oldukça nadir olması ve BioNTech aşısının etkisinin uzun sürmesi, daha etkili olması ve delta mutasyonuna karşı daha etkili olması, yurt dışına çıkarken de BioNTech aşısının olduğu zaman resmi prosedürlere fazla tabi olunmaması gibi nedenlerden dolayı 2 doz Sinovac aşısı yapılanlarda 3. doz BioNTech aşısının yapılmasında fayda var. Ancak içinde polietilen glikol maddesi olan ilaç alerjiniz varsa bunu BioNTech yerine Sinovac yaptırmanızda fayda var. Eğer 30 yaşın altında erkek kişiler ise ne yapılması gerekiyor? Ya tek doz BioNTech yaptırabilirsiniz veya en azından Sinovac aşısı yaptırmanızda fayda var. Netice olarak ben kendime 2 doz Sinovac aşısından sonra BioNTech aşısı oldum. Neden BioNTech aşısı oldum? Daha etkili olduğu için ve yan etki riski bende olmadı mesela. Hiç ağrı, kas ağrısı veya ateş gibi bir sıkıntı olmadı. Ve yurt dışına çıkma kolaylığının olması nedenlerinden dolayı kendime ben BioNTech aşısı yaptırdım.
Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve bol antikorlu günler diliyorum.